Hiçbir şey olmamış. Bozulmamış. Olduğu gibi duruyor gömdükleri cesetler. Ve mikroplar yaşamaya devam ediyor. Ve sonra oradan artık bizde mezarlık yok diyorlar. Şu anda kendi ölülerini de başka ülkelere çürüsün, yok olsun diye başka ülkelere gönderiyorlar. Ama böyle bu iş ortaya çıkarsa bunlar oluyor. Tekrar hoş geldin Özlem kızım. Ne yapıyoruz? Merhaba, Söyle bakalım. binlerce kez özür diliyorum tekrardan ve artık başlayabiliriz. Her şeyi hallettim, bir problem yok. Tamam. Teşekkür ediyorum tekrardan beklettiğim için, beklediğiniz için. Estağfurullah. Tek sen mi olacaksın kızım yoksa başka birileri de Evet, var mı? tek ben şu an Tamam. tek ben Tamam. varım. Peki. Peki. Özlemciğim, arzu edersen sen sanırım kayıt alacağım. Efil arkadaşımız ve ben görüntülerimizi Evet. kapatabiliriz. Tamam. Biz sadece Tamam. Bir... hocamıza eşlik etmek adına yanında bulunmak istedik. Bir arzunuz olursa biz arka plandayız. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica Kolay ederim. gelsin. Görüşürüz Tamam. hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Görüşürüz. Elif kızım. Görüşmek üzere Evliya kızım. Evet, ben Evet. başlıyorum o zaman. Bir açılış yapayım küçük. Hadi yap Herkese bakalım. merhaba. Herkese merhaba. Bugün online kariyer günleri projemiz kapsamında hocamız Bülent Aksu'yla birlikteyiz. Kendisine bazı sorular yönelteceğiz. Merhabalar öncelikle. Teklifimizi kabul Merhabalar. ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Sizin inceliğiniz. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Böyle Evet, başlayalım. şimdi iznin olursa ben de bir girizgah yapayım. Tabii ki, tabii ki. Sorularınızı aldım. Şimdi ben konuşmaya başlayınca göreceksiniz ki o bütün soruları kapsıyor. Ancak sen merak ettiğin bir şeyler olursa, söylediklerimin içerisinde bana cevap vermek istediğin, sana ters gelen veya düz gelen her ne olursa, her konuda pilotaj veya söylediğim konularla ilgili aklına ne gelirse bana yayını durdurup sorabilirsin. Yani yayını durdurup derken benim sözümü kesip sorabilirsin. Onun için sakın hocamın sözünü kesmeyeyim falan deme. Ne zaman istersen beni kesebilirsin ama ben iznin olursa bütün soruların cevabını da bu konuşmalarımın içinde bulacaksın. Dolayısıyla senin de teker teker o Tamam. soruları sormana gerek kalmayacak. Tamamdır hocam. Şimdi ben Mehmet Bülent Aksum. 46 yılında İstanbul'da doğdum. Torunlarım 8. göbek İstanbullu. İlk mesleğim subaylıktı. 1966 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldum. Subaylık hayatımız, askeri hayatımız başladı. 1990 yılında da emekli oldum. Ve askerlik hayatım bitti. Sivil hayatta uçmaya başladım. Ve toplam 41 yıl uçtuktan sonra 2010 yılında mensup olduğum ve mensubu olmaktan şeref duyduğum, gurur duyduğum Özyeğin Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanımız Hüsnü Özyeğin'in son uçuşumun son 10 yılını kendisiyle birlikte uçarak 2010 yılında uçuş hayatımı bitirdim. Çünkü yaş haddi nedeniyle ayrıldım. 65 yaşından sonra uçamaz. Line uçan kişiler, pilotlar 65 yaşından sonra uçamaz. Böyle bir kısıtlama var. Dolayısıyla ben de 2010 yılında emekli oldum. O tarihten itibaren de Özyeğin Üniversitesi'nde Sivil Havacılık ve Uzay Fakültemizin pilotaj bölümünün yer dersleri baş öğretmeni olarak görev yapıyorum. Şu anda da karşınızdaki titrim, kimliğim, pilotaj bölümünün yer dersleri baş öğretmeni Bülent Aksu'dur. Şimdi bana sorduğunuz soruların içerisinde benim seçtiklerim değil, bütün sorularınızı kapsayacak şekilde iznin olursa Tabii ki de hocam. birkaç şey söylemek istiyorum. Evvela bölümümüzün tanıtımı nedir bu pilotaj bölümü? Üniversitemizde birçok üniversitede olduğu gibi bizim Özyeğin Üniversitemizde de yaklaşık 10 yıldır devam eden kuruluşundan bu yana iftiharla söylediğimiz, iftihar ettiğimiz pilotaj bölümümüz halen devam ediyor. Yıllık matematik ve fen puanları, MF diyorsunuz galiba siz onlara, artık imtihanların
nasıl olduğu hakkında da pek fikrim yok. Çünkü her yıl birkaç kere değişiyor. Evet. Onun için sürçülisan edersem hepinizden af diliyorum. MF ile giriyorsunuz üniversite sınavına. Puanınıza göre Özyeğin Üniversitesi'nin pilotaj bölümüne dahil olabiliyorsunuz. Tabii seçimler yapıyorsunuz falan, bir şeyler bir şeyler. Burslu öğrencilerimiz de oluyor. Başka bursumuz yok. Sadece full burs var. Bu da girenlerin içerisindeki ilk sırayı alan, kontenjana göre değişen bir kesim. İki kişi olur, üç kişi olur, dört kişi oluyor, beş kişi oluyor. Kontenjana göre değişiyor. Bunlara full burs veriliyor. Diğerlerinde burs yok. Bizim bölümümüzün özelliği bu. Ve toplam hazırlık dahil 5 yıl okuyorlar. 5 yıl sonra da ATPL dediğimiz Air Transport Pilot License dediğimiz EASA tarafından geçerli olan, bütün dünyada geçerli olan Transport Pilot License'ı, ATPL lisansı alıyorlar. Bölümümüzün özelliği bugüne kadar, bu pandemi dönemini hariç tutuyorum. Çünkü lütfen bu pandemi dönemini hiçbir şeyin içine katmayın. Bu gelip geçecek. Pandemi döneminin öncesinde üniversitemiz mezunlarının tamamının işe yerleştiği dünyadaki tek üniversite. Birinci sırada. Mezunlarının tamamının işe yerleştiği. İstisnalar kaideleri bozmaz değişinden hareketle. Bir iki kişi var tabii dışarıda olan. Ama onlar kendi zevkleriyle istemediler işe girmek. Dolayısıyla kimi Avrupa'da geziyor, kimi Amerika'da, kimi hiç istemiyor. 2-3 kişi var. 100 küsur mezunumuz var. Hepsi şu anda uçuyorlar. Hatta yine iftarla söylüyorum. Bir kızımız, sizler gibi genç bir kızımız, şu anda dünyadaki en modern uçak olan Dreamliner dediğimiz 787'de kaptan olarak uçuyor. Koltukta oturuyor ve o uçağı uçuruyor. Bu bizim için tabii ki bir iftihar vesilesi. Okulumuzun tabii birçok bölümleri var. Okulumuzu tanıtın derken ben bir fıkrayla okulumuzu tanıtacağım. Gerisini siz düşünün artık. Bir hasta doktora gitmek istiyor. Bir sokağa giriyor. Birçok doktor var o sokakta. Bir levhayı okuyor. O levhada dünyanın en iyi doktoru diye yazıyor. Biraz daha ilerliyor. Bu ülkenin en iyi doktoru diye bir levha görüyor. Biraz daha ilerliyor. Aynı sokakta bir doktor daha var. O da yazmış tabelasına. Diyor ki bu sokağın en iyi doktoru. Ben de iddia ediyorum ki Özyeğin Üniversitemiz bu sokağın en iyi doktorudur. Diğerleri bizi enterese etmiyor. Hepsi güzide üniversitelerimizdir. Ama hangi bölümü isterseniz isteyin, özgürce universe, bir evren okulu olarak, üniversite olarak seçebileceğiniz o sokağın en iyi üniversitesiyiz. Bu bilgiden sonra pilotluğa yavaş yavaş izniniz olursa girelim. Pilotlukta, tabii ki hocam, buyurun. Pilotluk, Özlem kızım çok, tabii Özlem kızım diye sana hitap ediyorum ama bu kaydı dinleyen bütün herkese hitap etmiş oluyorum. Pilotluk çok değişik bir meslektir. Başka hiçbir mesleğe benzemez Özlem kızım. Çünkü başka bütün meslekler dünya yüzündeki ayak yere basarak yapılır. Bir tek pilotlukta ayaklar yere basmaz. Daima 300 kişinin, 200 kişinin sorumluluğu o pilotun sırtındadır. Dolayısıyla bazı özellikleri var pilot olmanın. Mesela kokpit dediğimiz pilotların oturduğu uçakta, pilotların oturduğu yere kokpit denir. O kokpite pilotlar negatif giremez. Yani negatif enerjiyle giremez. Yani küs giremez. Yani sinirli giremez. Yani agresif giremez. O kokpite öyle oturamaz. Ama efendim hayat bu. Olur mu öyle şey? Yani
eşine kızmıştır, işte çocuğuyla şöyle olmuştur, üzülmüştür, şudur budur. Gelir insanız, hayır giremez. Efendim, ya bu meslek böyle meslek, bunu ben icat etmedim, bu böyle bu. O kokpit öyle bir kokpit. Yani hocam bir anlamadım, biraz daha aç. Peki. Bir pilot, erkek veya kadın hiç fark etmez. Kokpitte cinsiyet, cins, dil, din, renk ayrımı yoktur. Uçak kendisini kimin uçurduğunu tanımaz. Onun için orada erkek oturuyor, kadın oturuyor, hiç fark etmez. Çok mükemmel kadın pilotlarımız var. Evinden ayrılırken eşiyle öpüşerek, sevişerek ayrılmak zorundadır. Hocam olur mu? Hepimiz biliyoruz ailelerimizden. Bir aile dediğiniz şeyde didişmeler olur. Sesler yükselir. Niye pilotluk böyle? Vallahi bizimkinde yok. Bizim bu meslekte yok. Neden yok? Hadi onu da biraz söyleyeyim. Eğer uçağa bindiyseniz görmüşsünüzdür. Bekleme odasında beklersiniz. Körükte uçak vardır. Ayrılırken körükten uçak, teknisyen bir demir çubuk takar uçağın burnuna, ileri doğru iter. Sonra kulaklığını çıkartır, soketleri çıkartır ve teknisyen elini kaldırır pilota böyle. Pilot da bulunduğu kabinden aşağıdaki teknisyene böyle elini kaldırır. Özlem kızım, sence nedendir? Neden o el kaldırır? Ne düşünüyorsun bu hususta mesela? Bilmem, artık serbest gibi bir şey mi yani? Serbestsin mesela, değil mi? Yani serbestsin. Şey. Başka. Hani güle güle, değil mi? Yani. Ha, evet. Yani güle güle. Yani benim işim bitti, artık senin için. Hadi güle güle. Bu ittim seni, işte oradasın. Yani aklına ne gelirse söyle. Ama maalesef hiç. Ama maalesef hiçbiri değil kızım. Niye biliyor musun? O eller kalkar. Çünkü hocam, kaptan pilotun ayağı yere basarak gördüğü son kişi o teknisyendir. O teknisyenle helalleşmek zorundadır. Onun için o el kalkar. İşte bu meslek böyle bir meslek. Ama o mesleği yapabilmek için o kokpitte sevgi dolu oturmak zorundasın. İşte onun için negatif olamazsın. Negatif enerjiyle o kokpite oturamazsın. Dolayısıyla pilotluğun birinci sırasında uçuş emniyeti gelir. O pilotlukla ilgili bir şey. Ama felsefesiyle ilgili sevgi gelir. Yüreği bir pilotun sürekli sevgiyle dolu olacak. Ama biz hocam zaten sevmeyi biliyoruz. Yani sevgi bu. Yani bize bunu öğretecek haliniz yok. Peki Özlem kızım, sana ve beni dinleyen diğer arkadaşlarına soruyorum şimdi. Ama vicdanına soruyorum. Dikkat et. Özlem kızım, en son, bu seni zor duruma düşürmek için değil, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için verdiğim örnekler. En son ne zaman annenin veya babanın boynuna sarılıp sebepsiz yere anneciğim seni seviyorum dedim. Hiçbir sebebi yok. İyi yemek yaptı, sen geldin eve, sen gittin evden, sabah uyandın. Hayır. Hiçbir nedeni yok. Sarıldım ve seni seviyorum anneciğim dedin. En son ne zaman? Ben böyle sarılmayı çok severim hocam. Böyle boyunlarından inmem. Çoğu evet. Zaman annemin. O yüzden bu yakındır. Bir hafta falan olmuş. Bir iki hafta gibi bir şeydir herhalde. Ama şu an anneannem değil. Yalnız sarılmayı kastetmiyorum. Yalnız seni böyle sarılmaydı. Seni dedim. Seviyorum anneciğim dedin. En dedim. Son ne zaman? Evet. İki hafta önce falandır. İşte mesela. Diğer arkadaşlarını da kendilerine sorsunlar. Ne zaman bunu yaptılar diye. Çoğu kimse yapmaz. Niye? Çünkü bana söylüyor benim yavrularım, talebelerim. Diyor ki hocam biz zaten seviyoruz. Peki niye göstermiyorsunuz? Niye bunu her gün göstermiyorsun mesela? Her dakika göstermiyorsun. Ama işte sevgi şımarığı oluruz. Dünyanın en güzel şımarıklığı. Yeter ki sevgi ile sarıl. Ben bunu kendi talebelerime söylediğim zaman yapacağız hocam. Tamam yapın diyorum. Teneffüs oluyor. Dışarı çıkıyorlar. İçeri giriyorlar. Hocam babama telefon ettim. Ne dedin?
Babacığım seni seviyorum dedim. İyi aferin diyorum ben de ona. Kapattım telefonu diyor. Aferin diyorum. Ama hocam diyor birkaç saniye geçti o beni aradı. Ne dedi diyorum. Hocam bir şey konuşmadan önce Ayize'yi kapatmıştı. Anneme bağırıyordu. Ne diyordu? Hanım oğlanın parası bitmiş. Diyordu. Enteresanlığı görüyor musun? Çünkü alışmamışlar. Gösterin yavrum. Onun için pilotlukta ki en büyük felsefesi bu işin sevmekten geçer. Hayatı dolu dolu yaşamanız gerekir eğer pilotsanız. Hayatı dolu dolu yaşamak illa cepteki parayla olmaz be Özlem kızım. Hayatı dolu dolu yaşamak belki çiseleyen bir yağmurda çıplak ayakla çimenlerde yürümektir ha? Ne dersin? Olmadı mı? Peki. O zaman hayatı dolu dolu yaşamak belki de bir gonca gül yaprağının kadife yumuşaklığını avuçlarınızın içinde hissedebilmektir. He? Gene mi olmadı? O zaman ne dersin? Doğan güneşin ıssızlığını dinlemek olmasın sakın. Gene mi olmadı? O zaman batan güneşin kızıllığında kaybolmayı dene. Gene mi olmadı? O zaman belki de dolu dolu yaşamak, girin bir tarlaya, başakların rüzgarla sevişmesini bir buğday senfonisi olarak dinlemeyi deneyin. Gene mi olmadı? O zaman savur, at beni. Toz olup yapraklara, yapraklarla savrulsam yine de yetmez be güzelim. Çünkü ben sana hala sırılsıklam. Yavrum, sevgiyle oturun, sevgiyle kalkın. Bunun için de çok çalışmanız gerekir. Pilotluk bir disiplin mesleğidir. Bir kural ve kaide mesleğidir. Bunlara mutlak uymanız gerekir. Ama mutlak uymanız gerekir. Uçuş emniyeti dedim. Uçuş emniyetinin içerisine her şey girer. Yemeniz, içmeniz, davranışınız, davranış biçimleriniz, sosyolojik durumunuz, her şeyiniz, yürümeniz, yatmanız, kalkmanız, uykunuz, her şey uçuş emniyetinin içine girer. Ben okulumda, Özyeğin Üniversitesi'nde kendi talebelerime, mesela benim kızlarım, orası üniversite, orası bir universe, yani evren okulu. Özgürlüğünüzü sizler de Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra özgürlüğünüzü yaşayabileceğiniz, sınırlarını zorlayabileceğiniz son nokta üniversitedir. Ondan sonra özgürlük mü özgürlük yok, bitti. Hele hele evlendikten sonra özgürlük mü özgürlük hak getire, o geçmiş olsun. Özgürlüğünüzü yaşayabileceğiniz son nokta üniversite. Benim üniversitem dedi. Bütün çocuklarımız, bütün talebelerimiz, öğrencilerimiz özgürlüklerini yaşıyorlar. Kimse de kalkıp onlara bir şey demiyor. Şöyle yapma, böyle yapma. Yok öyle şey, orası üniversite. Kendilerini bulacaklar talebelerimiz. Bak ne güzel söylüyorum değil mi? Ama benim öğrencilerim bu hayatı yaşayamaz. Böyle özgürlük mözgürlük tanımam ben. Yaz aylarında doğal olarak kızlarımız kendilerine yakışacak şekilde giyiniyorlar. Yani üstündeki örtündükleri yer, örtünmedikleri yerden çok daha az. Ama benim kızlarım öyle gezemez. Yani hani şu göbek kısmı açık oluyor, moda böyle. Evet. Bir şeyler giyiyorlar falan. Benim kızlarım öyle gezemez. Hocam ne yaptınız ya? Ne yaptınız şimdi? Dini mini mi karıştırıyorsunuz işte siz? Biraz böyle yobaz tipli falan birisine benzemiyorsunuz ama yani. Bana ne onların seksapelitesinden? Beni enterese eden tarafı tam 30 yaş, 35 yaş civarında kaptan olacaklar. Kaptan pilot olacaklar. Ama tam sorumluluk aldıkları,
tam sorumlu kaptan oldukları zaman ah böbreğim ağrıyor. Neden? Sistit oldum. İdrar yollarım ağrıyor. Ah 3 ay hastane. 3 ay istirahat. 2 ay bir yerim ağrıyor. Neden? Neden? Şimdi gençler 20-25 yaş aralığındaki teenage sizler gibi. Vücutlarındaki antikorlar diyor ki hastalık mısın nesin seni tanımam gel ben seni öldürürüm diyor. Çok kuvvetli. Ama 30-35 yaşa gelince diyor ki hastalık kusura bakma rüzgar esse hasta ederim seni diyor. Sen beni zamanında çok yordun diyor. Tam gerçekten sıhhatlerine dikkat etmeleri zaman hasta oluyorlar. Benim bölümümdeki öğrencilerin futbol oynamaları da yasak. Gitsinler başka bir bölüm seçsinler. Hukukçu olsunlar, işletmeci olsunlar, mühendis olsunlar. Koltuk değneğini taksınlar altlarına. Gitsinler gene kürsüde müdafaa etsinler. Müvekkillerini, şunları, bunları. Neyse işlerine devam etsinler. Pilotluk yapamaz. 3 ay o kırık beklenecek. Sonra 1 ay daha. Sonra tekrar muayeneye gidecek. Sonra geldim gene oturayım uçayım. Yok öyle şey. Gel önce bir teorik imtihan. Sonra yetti mi yetmedi. Gel önce bir simülatör. Orada çakacak mısın, çakmayacak mısın? Bir bakalım bakalım. Dolayısıyla futbol oynamaları yasak, kayak kaymaları yasak. Vücutlarına zarar verme riski olan hiçbir sporu yapamazlar. Halbuki bu üniversitenin kuralı falan değil ha. Yok böyle bir şey. Yok maddelerinde üniversite. Yok böyle bir şey. Kimse kimsenin işine karışmaz üniversitede. Ama ben karışırım. Benim talebelerim öyle yaşamak zorunda. Niye? O kokpite girecekler. O disipline uyacaklar. Biz uçuştan talebelerimizde yapamayanları da ayırabiliyoruz. Pilot olamayabiliyorlar. Bu Allah'ın emri değil. Herkes pilot olacak diye bir şey yok. Ama kurulda benim karşıma gelen talebeler için uçuş öğretmenlerine sorduğum tek şey var. Bana disiplinlerinden bahsedin. Yani uçuşa geç kalıyor mu? Servisi kaçırıyor mu? Uykusu veya içkisi veya gece hayatı nedeniyle uçuşlarını aksatıyor mu? Evet, bu hataları var, aksatıyor. Derhal uçuştan ayrılıyor. Bu kişi pilot olamaz. Bu tip kişiler pilot olamaz. Çünkü pilotluk az önce anlattığım gibi böyle bir meslek. İçinde sevgi olacak. Senin de Özlem kızım, beni dinleyen herkesin de hepinizin içinde bir fabrika var. Ama farkında değilsiniz. Sermayeniz bedava. Gani kadar paranız var. Karun gibi zenginsiniz. Arazi bedava, fabrika bedava, ham madde bedava, işçi bedava. Size düşen tek görev affedersiniz o fabrikada sevgi üretmek. Hocam ne biçim laf ediyorsunuz ya? Fabrikada sevgi mi üretilir? Tabii üretilir. Senin görevin sadece o fabrikada içinde, yüreğinde ürettiğin sevgiyi masanın üstüne koymak. Pilot böyle yapmak zorunda. Kimi gelir o masanın üstünden o sevgiyi alır cebine koyar. Bakarsın Özlem bana ileride lazım olur. Kimi gelir başının üstüne koyar. Düğmesini ilikler. Kimi gelir alır o sevgiyi gönlüne koyar. Ama kimi de gelir o sevgiyi alır yere atar. Yetmez çiğner, yetmez tükürür. Eyvallah. Peki bunlardan sana ne Özlem? Niye geri bakıp kimin ne yaptığıyla ilgileniyorsun? Kim ne yaptı, benim sevgimi nasıl kullanıyor diye niye ilgileniyorsun? Niye geriye bakıyorsun? Sana ne kimin ne yaptığında? Senin görevin sadece o sevgiyi masanın üstüne koymak ama sürekli üretmek. Gönlünüzde yer kalmasın, sevgiyle dolsun, açsın. Ama hocam öyle söylemeyin ya. Yani tamam pilotluk böyle bir şey ama yani biz daha genciz.
Yani her şeyi, her türlü hezeyanı yaşıyor. Doğru. Şimdi sen de, beni dinleyen diğerleri de, annenizle babanızla çekişiyorsunuzdur. En doğruyu siz biliyorsunuzdur. Onlar hep haksızdır. İşte şöyledir, böyledir. Odanızı toplamıyorsunuz. Şudur, budur falan filan. Özlem kızım, unutma. Bak. İkiye ayrılır senin ömrün. Ömrünün ilk yarısını, işte şimdi aynen bugün olduğu gibi, ömrünün ilk yarısını annen, baban ve kardeşlerinle çekişerek, didişerek harcayacaksın. Ömrünün ikinci yarısını da çocuklarınla didişerek harcayacaksın. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Bu işin insani yönü. Halbuki kokpitte insan uçmaz Özlem. Hayda. Hocam kim uçar ya? Yani sorularımın içinde de vardı zaten hocam. Hani yapay zeka acaba uçağı uçurur mu diye. Kokpitte insan uçmaz kızım. Kokpitte pilot uçar. Kokpitteki pilot insanlaştığı sürece sonu daima kanla biter. Daima. Bunun aksi henüz yoktur. Misal mi istiyorsun? National Geography'de dolu. Uçak kazaları, tüm bölümler açın, seyredin, tüm dolu. Bak pervaneli bir uçak piste giriyor. Pervaneli bir uçak piste giriyor, bekliyor pistin içinde, kalkacak. Aynı anda son yaklaşmada o piste inmek üzere olan bir de 737 uçağı var. Kule hem o pervaneli uçağı piste sokuyor, hem de 737'ye iniş veriyor. 737'de gidiyor, pervaneli uçağın üstüne iniyor, 100 küsur kişi ölüyor. Şimdi bu olayda kim suçlu? Efendim kule suçlu. Pistte uçak varken niye uçak indir? Doğru, kule suçlu. Peki pistte bekleyen iki uçak içindeki, kokpitteki iki tane pilot duymuyor mu arkasındaki uçağa iniş verildiğini? Niye söylemiyor? Biz pistteyiz, tepemize uçak indirme diye niye söylemiyor? Niye duymadı? Haklısınız hocam. Peki inen uçak aynı frekanstalar çünkü. Aynı benimle seninle konuştuğumuz gibi, bu link var ya, link hani beraber buluştuk bu linkte. Evet. Onlarda da frekans var. Aynı arabadaki radyolar gibi. Açıyor frekansı. Hepsi aynı frekansta konuşuyorlar. E peki inen uçak pistteki uçağı duymadı mı? Piste uçak sokulduğunu duymadı mı? Duydu. E peki niye indi? Neden biliyor musun kızım? Piste giren uçak, ona denmişti ki air phraseology, yani havacılık lisanı olarak, clear line up and wait, yani piste gir ve bekle dendi. O ana kadar pilottu. Ama line up and wait, bekle dendiği için piste girip beklemeye başladıkları anda iki pilot başladı. İki pilottu. Bak şimdi insanlaşıyorlar bak. Bir pilot yerine diyor ki, ya bu akşam piste bekliyorlar, kalkacaklar. Ya bu akşam o lokantaya gitmeyelim ya. O lokanta bundan evvel gittik, çok kötüydü ya. Bize böyle temizdi ya. Yok ya, gidelim orada işte şöyle büftek yemiştik. Salata şöyleydi böyle. Ya ya gitme, başka bir tarafa gidelim. Ya gezelim falan. Bak iki insan konuşuyor. Dolayısıyla duymuyorlar. Peki inen uçak? Karanlık, zifiri karanlık. O da tam iniş esnasında. Ya kaptan, burada ne güzel havuzlu villalar varmış böyle ya. Öteki de öbür taraftan bakıyor. Ya benim tarafımda da var bilmem ne. Pilot gitti. İki insan sohbet etmeye başladı. Konuşmaya başladı. Hocam evet. Sözünüzü hiç bölmek istemem ama Zoom süresi bittiği için kapanacak. Ama hemen gireceğim tekrardan. Onu yani kapatıp benim, tekrar açıyorum. Ben bir şey yapacağım şimdi. Mı? Evet, yani tekrar linke yanınızdaysa ona girmeniz gerekiyor kapatınca. Tamam. Tamam, hemen tamam. Geliyorum. Hemen tamam. Geliyorum. Kapatıyorum ben de.